Şimdi bir Fenerbahçeli olarak soracağım sana. Merkez Hakem Yürütme Kurulu Başkanlığı'na hakem olmayan biri atandı. Yani bu ülkede Merkez Hakem Kurulu'na futboldan anlayan, hakemliğin içerisinden gelen biri atanamıyor mu? Görülen o ki Fenerbahçe yine ateş püskürüyor. Nedir bu olay bir de? Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe hem Türkiye Süper Ligi'nde hem de Avrupa'da, özellikle Euro Lig'de hakemlerden çok çekiyor. Ben başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne mesela? Ya biraz önceki bahsettiğimiz vatandaşın konusuyla ilgili olabilir. Yani ne demek ya o? Bunların artık kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Ne demek Vidin o? Yani cemaat tasfiye olmadı mı? Hâlâ cemaat hakim, hâlâ cemaat etkin Fenerbahçe ile uğraşıyor. Valla bazı yerlerde şüphelenmiyor değilim. Şimdi kalkıp da etkin diyemem. Bu benim ama Erdoğan Fenerbahçeli değil mi? Erdoğan Fenerbahçeli değil mi? Valla Erdoğan Fenerbahçeli ama bak şöyle bir örnek verelim. Euro Lig maçlarını seyrettiğiniz zaman ne olduğunu görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin Türkiye'deki maçlarını seyrettiğiniz zaman 10 tane maç yaptı Fenerbahçe. Türkiye Ligi'nde. Kullandığı penaltı sayısı 0. Yani Avrupa penaltı olmamışsa sen illa da penaltı mı kullansın Vidin yani peki, şimdi? Peki. Avrupa Ligi'nde oynuyor. 3 maç yaptı Avrupa Ligi'nde. 3 penaltı kullandı. Aynı tamam, bizimkilerini doğramışlar. Nasıl bizimkileri doğramışlar? Ya 3 tane penaltı yapıldı diyorsun ya. Hayır bak Fener 10 tane Türkiye Ligi'nde maç yaptık. Verilen penaltı 0. Avrupa'da 3 maç yaptı. Aldığı penaltı sayısı 3. Ben de diyorum ki bizimkilerin Fenerlileri yani bizim Avrupa olunca bizimkiler diye bakıyorum ya. Avrupa'daki her takıma bizim doğramışlar ama burada kimse Fenerbahçelileri ceza sahası içinde düşürmemiş miydin? Öyle diyelim. Peki sen daha iyi bilirsin bu konuları. Rıfat Hübbesoğlu diyor ki bu Anayasa Mahkemesi ve özellikle AHİM ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi ile ilgili olarak o nasıl bir cümle? Hem yanlış bir şey hem de nasıl saygı duyuyorsun? Yanlışa saygı duyulur mu diyor haklı olarak. Evet saygı duyuyorum. Şöyle diyorum yani uyumayacağımız bir şeye üye olacağımıza en azından üye olmayız. Uymamış ya da uymuş konusu da tartışma konusu olmaz. Ben büyükelçilerde iç işlerimize karışmış olmazlar. Yani sonuçta evet. Ya ben sevgili Gerçek TV izleyicileri bu büyükelçilerin olayı aslında evrensel insan hakları ile ilgili mesele ve AHİM diyor yani uluslararası bir sözleşme. Burada siz Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay'ın, Danıştay'ın kararına uyun demiyorlar. Diyorlar ki evrensel insan hakları ile ilgili olarak AHİM'in verdiği karara uyun. Yani adı üzerinde evrensel insan hakları. Evrensel tırnak içerisinde herkesi ilgilendiriyor. Ve uluslararası bir sözleşmeye madde koymuşsun. O maddeye uyacaksın kardeşim. Uymuyorsan da çıkıp içinden çıkacaksın. Yani mırı etmeye gerek yok yani. Şimdi yine ilginç. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun başkanlığına hakem olan biri atanmıyor. İlginçtir. Hukuk fakültelerinden birine veteriner dekan atanmış. Ve Candaş Tolga Haber Global'da Abdülhamit Gül'e demiş ki ya hukuk fakültelerine veteriner dekan atanması sizi rahatsız etmiyor mu diye sormuş. Demiş ki çok rahatsız ediyor. Bu konuyu YÖK'le de görüşüyoruz. Teknik bir takım zorunluluklar geçici olduğu ya da fakültenin açıldığı ama öğrenci olmadığı gibi hususlar geliyor kulağına diye yanıt vermiş. Arkadaşlar öğrencisi var ya da yok. Açılmış ya da açılmamış. Ya hukuk fakültesine veteriner nasıl atarsın ya? Nasıl atarsınız? Kafayı mı yediniz lan hepiniz? Ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz ya? Büyük ihtimalle veteriner fakültesine de herhalde hukukçu atarlar. Ne diyorsun Bidin? Hukuk fakültesine veteriner bir dekan atamışlar. Ben de diyorum ki ya nasıl bir ülke bu? Merkez Hakem Kurulu'nun başına hakem olmayan birini atar. Hukuk fakültesinin başına veteriner atarlar. Büyük ihtimalle veteriner fakültesine herhalde hukukçu bir dekan atarlar bunlar büyük ihtimalle. Yorum yapmayayım. Ya zaten yorum yapma. Ya bazen yorumu ben yapayım. Tamam. Bazen susmak çok şey anlatır. Ya sustun ve diyorsun ki ben sustum anlayan anladı. Yani bu tamam. Söylediklerine yorum yapmak istemiyorum açık söyleyeyim yani. Baba ya, bu izleyicimiz seni en sonunda vuracak yani, sen bu yorum yapmak istemedikçe. Yani gündemde Baytar, evet arkadaşlar, Baytar atamışlar hukuk fakültesinin başına. Eskiden bizim dönemimizde, şimdi veteriner hekim diyorlar. Eskiden Baytar derlerdi. Bunu yeni kuşak çok hatırlamaz ama benim kuşağım ve benden daha ileri yaştaki kuşaklar Baytar'ı bilirler. Hangi hukuk fakültesine atamışlar abi? Neredekine? Bilmiyorum, okul olarak da şey olarak haberde ayrıntısı geçmiyor. Şeyde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de biliyoruz bunun olduğunu, hatta YÖK'e de sorduk demiş. Yanlış olduğunu söylemiş, kendisi de bunun atanmasının da yanlış olduğunu ifade etmiş. Aklın yolu. Vallahi olay şu, ben Türkiye'de her şeyin karıştırıldığını düşünüyorum. Yani düşünün, bankaların başına, kamu bankalarının başına güreşçi atayan bir sistem varsa ben her şeyi beklerim abi onlardan. Ama her şeyi beklerim yani. Kamu bankalarının başına değil de üye olarak atandı diyelim. Ya yönetim kuruluna, ya yönetim kuruluna olunca yönetim başı olmuyor mu yani? Evet. Ne fark eder? Yönetim kurulu yani. Başı diye görüyorum yani. Genel müdür yönetim kuruluna bağlı bir de. Ya tamam, sonuçta yönetim kurulu üyesi. Başkanı değil yani sonuç olarak. He diyorsun, önemli değil yani. Hatta oraya Baytar bile atayabilirler yani. Ya herhangi bir karar aldığını falan düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Orada Allah Allah, yani maaş almak için mi gönderdiler onu oraya? Yönetim kurulu karar almayacaksa yönetim kurullarını niye oluşturuyorlar? Ya kendisinin, yani olimpiyat şampiyonumuz kendisi, benim de çok saygı duyduğum birisi ama bankacılık konusunda çok bilgi olmadığı için o toplantılarda herhangi bir karara müdahale olduğunu düşünmüyorum.